Sultanımız Alaaddin Hakk'a yürüdükten sonra huzurumuz kalmamıştır. Saadettin Köpek denilen o şeytan öz yurdumuzu bize dar etmek ister. Devlete de köpeğe de kim olduğumuzu göstereceğiz. Herkes gök pusatı üstüne ant versin. Kayı Bey'i Süleyman Şahoğlu Ertuğrul Bey geldi. Ertuğrul Bey geldi. Ertuğrul Bey. Ertuğrul Bey mi? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş gördük kutlu Oğuz beyleri. Buyurasın. Eyvallah. Buyur Ertuğrul Bey. Eyvallah. Hangi rüzgar attı buraya Ertuğrul Bey? Sen de mi bizimle birlik olmaya geldin? Üzerine and içeceğiniz pusatlarınız kınlarına girsin beyler. Buraya size katılmaya değil, sizi durdurmaya geldim. Senin yiğitliğini, dürüstlüğünü hepimiz biliriz Ertuğrul Bey. Sana itibar ederiz. Lakin mesele başkadır. Bıçak kemiğe dayanmıştır artık. Bu yoldan dönüş yoktur. Söylersin. Doğru. Yoktur. Saadettin Köpeğin ettiği zulümleri hepinizden iyi bilirim. Lakin onu durdurmanın da devleti ihya etmenin yolu da isyan değildir. Ya ne yapacağız Ertuğrul Bey? Oturup onun zulmüne göz mü yumacağız? Beyler, şark hududunda Moğollar, garp hududunda Bizanslılar avuçlarını kaşımaktadırlar. Devletimizin düşeceği en küçük bir zaafta pençelerini geçirecekler. Çıkacak bir isyan devletimizi zayıflatır. Sırf köpek bertaraf edilecek diye devleti ateşe atamayız. Pire için yorgan yakılmaz beyler. Köpek için de devletimizi ve yurdumuzu ateşe atamayız. Köpek elbet bertaraf edilecektir. Biz adı şanlı Oğuz beyleriyiz. Bize isyan değil, akılla düşünmek yaraşır. Ne kendi alnımıza leke, ne de neslimize kara bir ad bırakalım. Sükunetten fayda gelmez Ertuğrul Bey. Gerekirse bu devleti yıkar, bir devlet daha kurarız. Lakin bu yoldan dönmeyiz. Dönmeyiz. Mahperi Hatun. Hoş gelmişsiniz Emir Saadettin. Hoş gördük Mahperi Hatun. Ayağınızın tozuyla saraydaki devlet adamlarını görevlerinden el çektirmişsiniz. Yerlerine de size sadık olanları getirmişsiniz. Yaşadığım elim hadisenin ardından sultanımız ve devletimizin bekası için Taceddin pervane ahlaksızına bağlı kim varsa ortadan kaldırdım. Doğrudur. Hayırdır?
Akşehir'de bir muganniye ile gayrimeşru ilişkisi olduğunu öğrendim. Böyle bir ahlaksızlığı cezasız bırakmak bize yakışmazdı. Öyle değil mi? İnşallah sultanımız nedenini sorduğunda elinizde ziyadesiyle ispatı vardır Emir Saadettin. Var Mahperi Hatun, var. Bundan şüpheniz olmasın. Belki kulağınıza çalınmıştır. Tekfur Kritos'la buluşmaya gittiğim kervansarayda 3-5 çapulcunun suikastına maruz kaldım. Allah sizi bize bağışlamış Emir Saadettin. İyisinizdir inşallah. İyiyim. Gayet iyiyim. Lakin bu işin ardında olanları öğrendiğim vakit... onların omuzları üzerinde baş... başları üzerinde göz koymayacağım. Onların evvela devletimizin ikbalinde olan o gözlerini oyacağım, sonra da başlarını alacağım. Bunu yapanı bulmanız için ben de elimden geleni yapacağım. Sultanımız sizi göz hapsinde tuttuğu haremden azat etmiş herhalde. Hatasını anlamıştır çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Allah sultanımızı başımızdan eksik etmesin. Mahperi Hatun. Biz devletimizi daim kılacağız inşallah. Düşmanlarımız çizmelerimizin altında can verecek. Sultanımızın bize verdiği topraklar elimizden alınır. Vergilerimiz artırılır. Üstelik devlet kademesinde bize kim yakınsa birer birer bertaraf edilir. Yetti bu zulüm Ertuğrul Bey. İsyan çıkarmakla iş çözüleydi, emin olun o isyanı evvela ben çıkarırdım. Nice Saadettin köpekler gelmiştir. Lakin hepsi hain emellerine ulaşamadan bertaraf edilmişlerdir. Lakin devlet hep payidar kalmıştır. Yine öyle olacaktır. Şimdi devletini ve yurdunu seven pusatlarını kınına soksun. Aksi takdirde karşılarında beni bulurlar. Çekilen kılıcın geri döndüğü nerede görülmüştür beyler? Yanlış yere çekilen pusat dönüp sahibini biçer Kutlu Bey, bilmez misin? Beyler doğru olanı yapmıştır. Burada Saadettin köpekten yana konuşur gibisin Ertuğrul Bey. Yoksa seni o mu göndermiştir? Söz vardır, savaş bitirir. Söz vardır, kelle alır. Diline hakim olasın Kutlu Bey.
Saadettin köpeğe karşı verdiğim mücadeleyi herkes bilir. Yalnız bu satını değil, sözünü de yanlış yere doğrultursun. O vakit sen de çek kılıcını, bizimle ol. Hatta bu uğurda bizim başımıza geç. Birce beraber Saadettin köpeğin üstesinden gelelim. Senin dediğin köpeğe değil, devlete karşı savaştır. Ben devlete karşı savaşmam. Kimseninle savaşmasına müsaade etmem. Zulmün olduğu yerde zalimin kanı dökülür. Bu töredir Ertuğrul Bey, töre. Size de yazıklar olsun. Biz gerekirse tek başımıza devlete de, köpeğe de hadlerini bildiririz. Herkesin yolu açık ola. Eyvallah beyler. Eyvallah Ertuğrul Bey. İyi iş başardın Ariz. Onca olan şeyden sonra Saadettin'in güvenini yeniden kazandın. Zekanı takdir ediyorum. Sağ ol Kritos. Lakin Ertuğrul senin tuzağından nasıl kurtuldu? Hazırlıklı gelmiş. O bizi tuzağa düşürdü. Sana bu Türk'le baş etmenin kolay olmadığını söylemiştim. Kritos, sabırlı olmalısın. Güçlü olmalısın. Yoksa aynı oğlunu öldürdüğü gibi seni de öldürecek. Sonra gelecek Bilecik Kalesi'ni de fethedecek. Beni yakalayıp kaleye götürdü. Fakat kaledeki halini görecektim. Uç Beyliği'nin elinden alındığını öğrenince hepsi çılgına döndü. Saadettin köpek gene yapacağını yaptı. İş bize kaldı Kritos. Peki ne yapacaksın? Söğüt'e gelmesini mi bekleyeceksin? Ertuğrul Söğüt'e gelene kadar bütün hazırlıklarımı yapmış olacağım. Öyle şeyler yapacağım ki Ertuğrul ölmek için ayaklarıma kapanacak. Peki ya Sulh? Köpek varken Ertuğrul'la Sulh'u kim ne yapsın? Neyse, sonra konuşuruz. Şimdi sana şaşıracağım bir hediyem var. Bana bir hediye. Ne olabilir ki acaba? Kapı! Beyler, Ertuğrul Bey doğru söyler. İnşallah Kutlu Bey de inadından döner. İnşallah. İnşallah. Kimsiniz? İsyan etmeye kalktınız devletin fedaileri. Emir Saadettin namına teslim olun. Yoksa hiçbiriniz buradan sağ çıkamayacaksınız. Emir Saadettin mi? Ölürüz de teslim olmayız.
Emir Saadettin Hazretleri hepsinin gebertilmesini buyurmuştu beyim. Niye dururuz? Haddini bil komutan. İşime karışmayasın. Beyler. Ben burada kan dökülsün istemem. Bu size son ikazım. Teslim olun. Biz de kan dökülsün istemeyiz. Lakin Emir Saadettin adına teslim olacağımıza ortalığı kan gölüne çeviririz. Kan gölüne çevirirsiniz. Benden günah gitti. Siz burada 7 kişisiniz. Lakin 9 tane çamçak vardır. Diğer 2 kişi kimdi? Kesmek ne demek Ertuğrul Bey? Ya kafana koyduğundan vazgeçeceksin ya da geçmene müsaade etmeyeceğim Kutlu Bey. Ben diyeceğimi dedim. Şimdi çekil yolumdan. Ne size ne de bize zarar gelsin. Ben buraya kan dökmeye gelmedim Kutlu Bey. Lakin herkesin kanını döker, yine de isyan çıkmasına müsaade etmem. Biz isyan etmezsek o köpek kanımızı dökecek. Ya biz ne yapalım? Öz yurdumuzu terk mi edelim? Kimse bir yere gitmeyecek. Düşmanların oyununa gelip devletle obaları birbirine kırdırmayacağım. Bu meseleyi isyan çıkmadan çözeceğiz. Kurtların diyarında
itler havlamayacak Kutlu Bey. Süleyman Şahoğlu Ertuğrul'un sözüdür. Bir isyan çıkarsa bütün Türk obaları yanar. Ne buna müsaade ederim, ne de senin böyle bir vebalin altına girmene müsaade ederim. Kimdir bu hatun? Emir Saadettin'i görmek ister. Sen kimsin ki Emir Saadettin'i göresin? Atın bunu dışarı. Bir daha da gelirse zindana atasınız. Yaklaşmayın! Yoksa onu da, sizi de öldürürüm. Emir Saadettin'e diyesin ki Aslıhan Hatun geldi. O beni tanır, huzuruna kabul edecektir. Söyleyeceğim. Eğer Emir Saadettin seni kabul etmezse işte o zaman yandın. Bu saraydan cesedin çıkar. Şimdi askerimi bırak. Emir Saadettin, Sultan ile mecliste. Bizden haber bekleyesin. Siz de bu hatuna göz kulak olasınız. Bir yanlışını görürseniz gereğini yaparsınız. Düşmanların azgınlığı artıp çarpmaktadır sultanım. Şüphesiz bunda genç olmanızın payı büyüktür sultanım. Sizi tecrübesiz belleyip azgınlık ederler sultanım. Bu yüzden Samsat Kalesi fethedilmeden Hamit seferine çıkmanız hem ordumuzun hem sizin itibarınıza halel getirir sultanım. Emir Saadettin haklı. Doğru. Hamit seferi için erkendir. Bu yüzdendir ki Hamit seferine çıkmanızı kıymetli meclisinizde bulunan biz emir kullarınız olarak doğru bulmayız sultanım. O vakit evvela Samsat Kalesi'ni almam için ordumu hazır edesiniz. Ordumuzun size güvenmesi için evvela bir miktar vakit lazımdır sultanım. Sen ne demek istersin Emir Saadettin? Demem o ki bu vazifeyi ben üstleneceğim. Tabii siz müsaade buyurursanız. Ben Samsat Kalesi'ni aldıktan sonra siz de ordumuzla birlikte Amit üzerine yürüyüp bizi bu beladan kurtarırsınız sultanım. Ne mutlu bana ki sizin gibi devletini düşünen kıymetli emirlerim vardır.
Selçuklu gibi büyük bir devletin başında. Sizler olmasaydınız ben makamımın hakkını veremezdim. Evvela sana müteşekkir olduğumu bilesin Emir Saadettin. Haklısın. Samsat Kalesi'ne varıp düşmanı dize getiresin. Sonra yanımda sen ve bu kıymetli emirlerimle birlikte ordumla beraber Amit kapılarına dayanacağım. Kazan mübarek olsun Saadettin. Allah sizi başımızdan eksik etmesin Sultan. Emir Saadettin benim babamı öldürdü Ertuğrul Bey. Nedendir bilir misin? Sözünü geçiremediği Bektaşlı Oymağ'ın beyi Bektaş Bey'i öldürmesini istedi babamdan. Babamını öldürmek yerine koruyup kollamayı tercih etti. Bu yüzden de Emir Saadettin babamı katletti. Babam Süleyman Şah'da kan kardeşi Kurtoğlu'nu öldürtmeye kalktı Kutlu Bey. Çavdar Bey'ini de oğlunu öldürtmeyi başardı. Sultanımızı da Çaşnıgiri Nasurettin Ali'ye öldürttü. Sen ne dersin Ertuğrul Bey'im? Sultanımız eceliyle ölmemiş mi? Bunu bizzat oğlu Sultan Gıyasettin söyledi. Emir Saadettin evvela sultanı benim öldürdüğüm iftirasını atmak istedi. Böylece beni ve alplerimi katledecekti. Sultanımız hakikati görmeseydi niyeti beni öldürtmekti. Sonra da ne yapıp edip uç beyliğini elinden aldı. He, çok şükür kardeş idrak edebildin. Bu nasıl şerefsiz bir adamdır Ertuğrul Bey'im? Saadettin iti devletimizin başına gelmiş en büyük beladır Kutlu Bey. Bilesin ki şimdi sultanımızı da kendine yakın emirlerle kuşatmıştır. Sultanımızı mı? Sultanımız kendi sarayında Emir Saadettin'in rehinidir. Hepimizin bu itin ölmesi için ittifak etmesi gerekir. Lakin görürüm ki mesele bu değildir. Mesele bu itin ne vakit öleceğidir. İtilafa düştüğümüz husus budur Kutlu Bey. Eğer senin oban gibi Saadettin'e hınçlı obalar isyan çıkarsaydı halimiz nice olurdu. Çok kan dökülürdü Kutlu Bey, çok. Moğollar da bunu fırsat bilip devletimizi yıkardı. Ezilen yine Türk obaları, yine biz olurduk. Şimdi Ertuğrul Bey'imizi anlar mısın Kutlu Bey? Öfkem hakikati görmeme mani olmuştur. Senin hakkını teslim ediyorum Ertuğrul Bey'im. Müsaaden olursa emmim Garkın Bey'le konuşmak için sizi obamıza davet etmek isterim. Obanızda misafir olmak bizi memnun edecektir. Eyvallah. Baskın var! Emri koruyun! Kardeş! Hadi! Hadi kardeş! Hadi! Hadi! Bu tarafta!
Nasıl olur da o Saadettin soysuzunun bir sözüyle Amit Seferi'nden vazgeçersin sultanım? O iblisin niyetini bilmez misin? Nasıl böyle bir şey yaparsın? Amit Seferi'nden zaferle dönmemden ve emirlerimin gözünde itibarımın yükselmesinden ödünün koptuğunu bilirim ana. Bu yüzden Samsat Kalesi'ni alarak gücüne güç katmak, beni atalarımın sarayında hizmetkârı kılmak ister. Bu hakikati bile bile ona niye müsaade edersin sultanım? Bana sultan olmayı sen öğrettin ana. Puslu havada av olmayı değil, avcı olmayı da. Dilinin altında ne var oğul? Emir Saadettin, Samsat'tan zaferle de ayrılsa, mağlubiyetle de ayrılsa, bir daha asla Konya'ya dönemeyecek. Burada bizi kimse duyamaz ana. Telaş etmeyesin. Sen ne dersin oğul? Ben ilk kez kendi irademle bir ferman yazdım ana. Emir Saadettin'in ölüm fermanını. Sen ne dersin oğul? Kurbanın olayım. Sana dedim. Ayağıma kapanıp af dileyeceksin. İşte geldin aslan. Parmaklarımın dokunduğu her taş ancak onları hak eden bir güzele kavuştuklarında parıldar. Bu kolye senin narin boynunda güzelleşecek. Bu kolyeyi senin için yaptım. Almazsan kırılırım. Boynunda görmeyi çok isterim. Sağ ol Emir Hazretleri. Rahmetli anamın muazzez hatırası olan kıymetli taşlardan sana bir kolye yaptım. Bir ömür boyu hatunum olmaya yemin ettikten sonra senin onun zarif o narin boynuna kendi ellerimle taktım. Sen ne yaptın? Kara budundan bir alple evlendin. Seni öldürmeliyim aslan. Ertuğrul'la Turgut'u gebertmeden evvel onlara senin acını yaşatmalıyım. Söyle aslan. Söyle ne yapmalıyım? Söyle. Ha? Destur var mıdır? Destur var mıdır Emir Hazretleri?
gel. Beni kabul ettiğiniz için size minnettarım. Ya ben Aslan? Bana yaşattığın bunca utanca rağmen ben de müteşekkir mi olmalıyım sana? Dediğiniz gibi ayağınıza geldim. Gayrı geçmiş, geçmişte kaldı. Keşke. Lakin geçmiş günün tortusudur Aslan. Ne ben geçmişi unutabildim, ne geçmiş beni terk etti. Size yalvarmaya geldim. Herkes iyi mi yiğitler? İyiyiz beyim. İyiyiz beyim. Kimdir bunlar Ertuğrul Bey? Saadettin Toy'u öğrenmiş olmalı. Nasıl öğrenir? Bu mümkün değil. Toya iştirak eden obalardan birinde adam olmalı. Her yerde olduğu gibi. Ola ki bir isyana kalkışmış olsaydın, kalkıştığın anda obanda çoluk çocuk kim varsa hepsi katledilirdi. Halklarımı öldürdüler. Hepsini geberteceğim. Hepsini. Hele sabırlı olasın Kutlu Bey. Sayımız azdır. Evvela buradan kurtulmanın bir yolunu bulmamız icap eder. Atlarımız uzakta beyim. Buradan çıkarsak onlara varamadan bizi vururlar. Şimdilik burası bizi korur Turgut. Ertuğrul Bey! Emir Saadettin'in emriyle teslim olasın. Aksi halde sonunuz hainler toyundaki diğer beyler gibi kanlı bir ölüm olur. Hepsini öldürmüşler. Askerlerin başında sen mi varsın komutan? Ben varım Ertuğrul Bey.
Ben